Evet, hepinize merhaba. Sonunda maşam geldi. Gördüğünüz gibi kutu da geldi. Belki de ben açtım onu biraz bakmak için ne var ne yok diye. Ben aslında daha geç beklerdim onu gelsin ama kastımı. Buralara bakmayın. Bunlar da yani. Aman tanrım. Aa, içinde başka bir şey yok ha. Ah dur, var. Maley var bir şey. Galiba. İyice bakmadım. Bir şey yapamıyor. Ya da ateş yakmam da yollarımız. Şimdi. Aa! Boyamışlar mı ya da değiştirmişler mi? Çünkü benim ilk aldığım vakit, aldığım günden ta benim maşın şuralarında ya da şu kısmında mı ya da şu an, evet, çizik. Tabii ki de benden değil, ona ilk aldığımdan beri öyleydi. Ve buralarda bazı yerler çizikti. Şimdi tertemiz gibi duruyor. Benim çatının şu kısmı kırıldı. Bak. Elimde videosu olması gerek. Ya şu kısımdan da ya da bu kısımdan bir yerden kırılıyordu. Adamlar sağ olsun bu boruyu da değiştirmiş. Tek sorun, kesmem lazım bu boruyu. Şu an takıp tikletimi, daha doğrusu gereken şeyleri geçirip bakacağım bakalım neden kesmem gerektiğini. Şunların ikisini ya, sadece bunu çıkarmam yetiyor. Yağlamadım da galiba bunun için ama şimdi yağlarım. Birinci sileyim bunları. Kadroya getirelim burayı. Aman aman. Umarım başka bir sorun çıkmaz. Orijinal çekimleriyle. Oraya küçük yağ suyunu yapalım. Tamam. Bu muydu acaba? Evet, koyduk. Tamam olması gerekiyor. Şimdi onu koydum. Bunu alayım. Şu an uğmam gerektiğini düşünmüyorum ama sonuçta tam küçük bir çıkıntı var bunda. İyi bari temizce aldık. Hadi yere bunu atayım. Genellikle böyle bir şeyler yapmam ama hadi dedim videodayken şey alam yağla koymam ama şu an yeni maşa için bunlar yapılması gerekiyor. Aman aman. Hop. Aha, giydi. Şimdi. Burada 3 tane steyser ve artı bir cip daha var. Şimdi bunu 3'e attım. Bir büyük. Bir orta. İki taneymiş. Bir de gidonu bakalım. Hadi zorlamadan. Biraz zorlay ama. Elamet oldu. Aha, özledim onu böyle iki. İyi bak bak bak. Şimdi bunu da üstten attım mı? Yere düşen parçaları şöyle kestiğim, ben tabirlerini kendim yapamayacağım. Yanlış falan yaparım, iyi olmaz. Hatta böyle. Tamam, böyle alttan soktum mu? Şimdi gene yeniden zorlanacak gerekene. Bir dakika, renkli daha burada.
Onları uzaştırıyorum şimdi. Sony ala dedim ben bunu. Ama yine alacağım. Kalas diyeyim de burada. Bunun içinden küçük kaçırmalı yapardan yani pedala bastığınız zaman bile tak yap ya da boşa dönüyor gibi oluyor. Bunda da öyle bir şeyler olurdu. Ben de çıkardım bunun içine Zazu. Biraz yağladım. Sesi kısılmış olabilir birazcık. Ve içindeki bir bazı yerleri bilmem yağlanması gerekiyor mi yağlanmaması mı gerekiyor. Ama ben yağlattırdım biraz. Ama o an dişlerin değil de dişlerin oturduğu yerleri yağladım. Şimdi de arka tekeri koyacağım. Yani bir de tabu diskin boltları. Ötekiler kayı bayağı ezilmişti de. Daha zor çıkarıp şey yaptım. Ayarları da unuttum artık. Ne nasıl yapılıyor. Kocaman anahtarı var. Cıt 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 yapıp da uzlaştırabiliyordum. Hah de burada. Gene o oluyor ama bak Can demişti şeyi ters çevireyim diye bir daha mesela buraya geldiğinde burası boşluk olacağına burada boşluk olacak diye benim zincirde öyle bir problem var. Kısma geldiğine burada boşluk oluyor. Buraya getirdiğinde aşırı derecede sıkılıyor. Neyse bu akşamlık bu kadar diyeyim. Evet şu an kayıt gece oldu. Hava ayarını bastım buradan. Kompres ayarını. Kompres yerini böyle. Ortaya getirdim. Birden şarjı gitti de neyse. Ön lastik biraz inik. Uzlaştırmam lazım. Şu kısımla öyle olması gerek. Arka fren biraz tutmuyor gibi. O çok normal. Sadece hava ayarını 200 PSI'ye bastım. Hala eski sertliğini alamadı ama bisikleti sürdükten sonra gelebileceğini düşünüyor. Ya da olmadı. Hala yumuşak gelirse bütün havasını indirip yeniden kaldıracağım. Yeniden şişireceğim. Neyse gay bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdiki yeni kanalımda elimde kalan eski videoları yeniden koyacağım. En azından biraz izlenme saati bali alabilirim. İzlemeniz ya da izlememeniz size kalmış bir şey. Ve bu baş sıfır maşa olarak yazacağım ama sıfır maşa olmayacak.